Sabahattin Eyüboğlu, Akçaabat'ın, Trabzon'un bilinen ailesinden. Dede kadı, baba kaymakam, mutasarrıf, milletvekili. Kendileri de 5 kardeş, 3 erkek, 2 kız. Bedri Rahmi'nin ağabeyi. 1908 yılında Trabzon Akçaabat'ta dünyaya geliyor. Cumhuriyet döneminde Avrupa'ya gönderilen ilk kafileden 1928-1932 arasında Fransa'da, Lyon'da, Paris'te eğitim alıyor. Mukayeseli edebiyat dersleri alıyor. Estetik sanat dersleri alıyor. Paris'teyken Edebiyat Fakültesi'ne doçent olarak atandığı bilgisiyle dönüyor Türkiye'ye. 1933-39 arasında Edebiyat Fakültesi'nde Fransız dili ve edebiyatını okutuyor. Daha sonra Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'yla kurulan tercüme bürosunun başına getiriliyor. Nurullah Ataş'la birlikte bir dönem başkanlığı da var. Tercüme bürosunun başında olduğu dönemde evi tam bir edebiyat mahfili. Biliyorsunuz Hasan Ali Yücel'in başlattığı klasiklerin tercümesinin en önemli aktörlerinden birisi. Bu dönemde, hatta bundan da önce Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde kültür tarihi dersleri veriyor. Daha sonra hepimizin bildiği gibi Hasan Ali Yücel'in ayrılmasından sonra tercüme bürosu faaliyeti sonlanıyor. Bir süre yurt dışına gidiyor. Döndükten sonra tekrar İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde, Teknik Üniversitesi'nde mukayeseli edebiyat dersleri veriyor. Çok sayıda tercümeye de imza atıyor. Öte yandan deneme, eleştiri yazıları var. Dönemin ruhuna uygun olarak, genel olarak hümanizma dediğimiz prensibe bağlı kültür ve sanat meselelerimizi Osmanlı ve Selçuklu'dan önceki Anadolu medeniyetlerinde arayan bir anlayışa sahip Sabahattin Eyüboğlu, 1973 yılında 65 yaşındayken geçirdiği bir kalp krizi sonucunda 14 Ocak 1973'te içinde bulunduğumuz Merkez Efendi mezarlığına defnediliyor. Ruhu şad olsun.